Şu an Güney Kore'nin en tehlikeli mahallesine geldik arkadaşlar. Bu şeyden de dolar falan satıyor abi şurada. Arkadaşlar Nikon D5000 sadece 100 bin dolar. Güney Kore Seul'de çalıntı eşya pazarındayız. Bu pazarda aklınıza gelen bütün illegal dönüyor. İkinci el eşyalar, antika eşyalar ve hırsızlık malları. Projeksiyon falan var. Bütün telefonların hepsi çalıntıdır abi. Marka var mıdır ki acaba işte? Bunlar şey sahte galiba hepsi yan sanayi. Hepsi sahtedir abi. Paralara bakın arkadaşlar. 2 dolarlar. Amerikan dolarları. Abici iyi olma ya. Ana. Herkese selamlar. Güney Kore'nin başkenti Seul'den. Şu an Güney Kore'nin en tehlikeli mahallesine geldik arkadaşlar. Dongmyo bölgesindeyiz. Burası yani şunu söyleyeyim size. Güney Kore aslında çok refah bir yer, çok zengin bir yer ama bu pazarda aklınıza gelen bütün illegal dönüyor. İkinci el eşyalar, antik eşyalar ve hırsızlık malları. Bugün sizlere bu pazarı gezdireceğiz ve yine yanımda dönerci Fuat Usta'nın oğlu Yusuf var. Yusuf'la birlikte bir pazar turu yapacağız. Video geçmeden önce az çok demeyelim, boş geçmeyelim. Yorum yapıp beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü ne kadar çok yorum beğeni o kadar çok kişiye ulaşırız. İyi seyirler diliyorum. Yusuf'cum merhaba tekrardan. Merhabalar abi. Abi geçen burada bir şey izledim internette. Tam şu noktada bir raf oluyor. Hı. Şu kamera çekiyor hatta. Raf olurken izledim adam aldığı gibi kaçıyor. Karşıya geçmeye çalışkan araba çarptı. Ciddi misin ya? Vallahi. Burası nedir bu pazarın özelliği? Bu pazarın özelliğini anlatayım abi. Bu pazara genellikle çalıntı eşyalar gelir. Evet. Yani çöpe atılmış eşyalar gelir. Evet. Onları tamir ederler. Yani ikinci elde satarlar bunlar. Ucuz mu burada eşyalar? Tabii ki de. Şuradan bakalım abi. Bir yanaşıp biraz eşyalara. Bak burada kemerler abi. Var mesela. Kaç satıyorlar abi kemerleri? Mesela kemerler abi orijinal kemerler diye sallıyor abi şu an. Yani orijinal değil değil mi? İmitasyon. Orijinal değil abi. İmkanı yok orijinal olamaz. 6000 diyor. O da 4 dolar falan yapıyor ortalama. 4-4,5 dolar. Aynen abi. Uygun mu peki bu şeye göre, semte göre? Uygun, çok uygun abi. Devam edelim abi ileriye doğru. Kemerler uygun mesela abi. Mesela ileride antika taşlar var abi. Evet. Orayı da ben yeni gördüm abi. Hı-hı. Birkaç defa gelip gittim buraya abi. Kablo almam için bilgisayarı. Hı-hı. Burada sıfır eşya da var aynı zamanda. Pek tanıtı eşya değil. Var. Mesela şunu sordum. Daim 600 lira dedi şu. Neye, bisiklete mi? Aynen şuna abi. Elektrikliye. Evet abi. Ucuz mu 600 lira? 600 lira diyor da yani ikinci el. Benim evde bir tane daha var bundan. Evet. Bataryalarını falan değiştirip de böyle satabiliyorlar yani abi, hiç bilemezsin. Allah yani Allah. Dikkat etmek lazım abi burada tabii gelirken. Tabii ki de, tabii ki de. Şu an peki biz burada şimdi çekim yapıyoruz kamerayla, yani sıkıntı yaşar mıyız Yusuf? Sıkıntı yaşamayız abi. Hiçbir sıkıntı yaşamayız. Mesela şu valizi soralım abi. Soralım abi. Burada mesela bir dayım var bakın, tişört müşört satıyor. Burası Seul'ün en tehlikeli mahallelerine arkadaşlar. Ne anlayayım? Bu olmaz ya hanım. Yukman. Yukman'ın ya. Mesela abi sıfır görünüyor ama ikinci el. Ne kadar? 60 fon diyor yani. 60 fon 40 dolar. Aynen. Bedava abi. 40 dolara bunu imkansız alamazsın. Vallahi abi şimdi ileride 3-5 lira bulur. Ciddi misin ya? Vallahi. Hadi devam edelim. Burada ne var kanka? Mesela abi. Çantalar mantalar var. Projeksiyon falan var. Bunlar da çanta falan. İkinci el de var, sıfır da var. Ne kadar acaba? Aynen. Şapkalara baksana ne güzel değil mi? Kaçı satıyor bir sorabilir miyiz? Soralım hemen abi. Bir tane alsam mı acaba ya, çok güzel duruyor. Olmayan Hanamanon diyor. Bir tanesi olur diyor abi. 10.000 won. Aynen. O yüksek fiyat çekti bu dayım. Bu dayım biraz pahalı. Oğlum o çanın da heye yapsana. Ne diyor? 5 lira indirebilir misin dedim. Yok diyor adam. Hadi ya. Vallahi öyle. Devam edelim abi. İşin gücü rast gelsin. Başka yere bakalım. O çana. Bunlar 5 lira diyor. Bunlar 5 lira mıymış? Aynen. Kıbrıs. Kıbrıs var arkadaşlar. Kıbrıs adası. İslam diyor abi. Evet. Burada ne var kanka? Abi burada öyle bir antika şeyleri yani bulunabiliyor ki kimi zaman burada bizim birkaç Türk arkadaş adresi, buranın adresini vermiştim kendilerine. Yani buradan şey yüzük falan almışlardı abi. Biri şans eseri yani altın çıkmış abi. Kore altını ve Türkiye altını arasında büyük bir fark var abi. Nasıl bir fark var? Yani Kore altını buradaki biraz daha altın sarı görünüyor abi. Hı-hı. Türkiye'deki normal abi. Buradaki biraz daha sarımsı görünüyor. Arkadaş sevincinden havalara uçuyordu ama sattı mı? Satamaz abi. Satamaz. Niye? Yani şey yok. Kağıdı yok. Lisansı yok. Lisansı yok aynen abi. Burada kıyafetçiler var kanka, ayakkabıcılar falan. Bu şeyden de dolar falan satıyor abi şurada. Paralara bakın arkadaşlar. 2 dolarlar. Amerikan dolarları. Gerçek midir acaba? Gerçektir büyük ihtimal. Telefon falan satıyor abi. Kesin telefonların hepsi çalıntıdır abi. Ya da hani İtalya'da video çekmiştin ya abi, evet. Sen Barlar Sokağı'nda. Orada genellikle düşen eşyaları da burada satıyorlar. Hadi abi ya.
Ya bir şeyin kayboldu mu buraya geleceğim. Bak şu antikacıya bakalım mı be? Daha güzel antikacılar var abi. Bakın burada antika ürünler satıyorlar arkadaşlar. Bunlar biraz eski. Burada ne var? Aa, tabletler var, bilgisayarlar var. Tablet falan satıyor. Çalışıyor mu bunlar? Hepsi çalışıyor yani. Tablet falan satıyor. iPhone var Yusuf, sorabilir miyiz iPhone'u? Abici, iyi varma ya. Ana. Adam satmıyor mu? Adam satmıyor abi yani bizden. Kameradan dolayı mı şey yaptı acaba? Satıyor da kameradan dolayı belki. Şey korktu mu? Aynen. Bu telefoncuya bir bakalım, bakalım abi. Daha yeni biz geldiğimizde burası açık değil. Aa, telefonlara bakın. Sıfır yok galiba değil mi? Hep ikincil. Hepsi ikincil abi. iPhone var mı? Ya bu iPhone satmaz abi. Samsung'lar var. Aynen abi, aynen. Şu kırmızı Samsung'u sorabilir miyiz mesela ne kadarmış? Sen de konu olmaya. Doğru kırmızı Shiba mı? Shiba mı lan? Bir onu almaya. Yok bir saat. Bunların olmuyor. 1000 lira abi katlanır telefon. Hı hı. Şurası da şip olmanın diye abi. 150 lira şu andaki. 150 won, o da aynen. 110 Amerikan doları yapıyor. Aynen abi. Şu üsttekiler de yeni çıkan katlanır telefonlar abi. Ucuzmuş. Onlar da 1000 won yani. Ucuz yani. Vay be. Bayağı ucuz hem de. 100 dolar telefon satıyor dayım. Dayı. Kulaklıklar orijinal mi değil? Ben orijinal kulaklığı buradan aldım abi, geri getirdim diyor. Hadi ya, bozuk muydu? Aynen abi. Sıfır ürünlerle satıyorlar ama bozuk çıkabiliyor. Tabii şimdi. Devam edelim abi. Bu orijinal diyor. Değil bence ama. Değildir, bence de değildir yani. Bu ne ya? Bu ne? Parfümcüye bakalım Yusuf. Parfümcü mü? Aynen. Kaç satıyormuş parfümler? Made in France. Anayasa ya. Pites papio. Kaç satıyormuş? Pites papio. Tamam olma ya. Sana? Hayır. Uçanım. Uçanım ya. BTS'ın koyu. BTS papio. Ne diyor? Abi diyor BTS'ın kullandığı parfümler. Allah Allah. Aynen. Bakalım be. BTS'ın kullandığı parfümler 5 geldi. Pites papio. Pites. 5 won yani. Pites. Pites papio. Vay be. Güzel mi kokusu? Şunu azıcık çıksana kanka elime. 1, 2, 3. Abi şey bu ya. O da parfümü gibi. Abi şu an sıktığı belki güzel olabilir ama kutunun içindekiyle bu aynı değildir. %100 değil yani. Mi? Kesin yani. Thank you. Gansamira. Yusuf ne satıyorlar burada baba? Abi pembeci diyor herhalde, vitamin falan satıyor. Toz vitamin mi? Aynen abi. Kaç paraymış? 13 mu abi yani. Şunlar ne? Bunlar turp abi. Turp mu? Turpla lahana. Aa. Bu tarz kesip yiyorlar abi. Havuç gibi dilimleyip yiyorlar. Gözlükler ne kadar? Gözlükler bakalım abi hemen. 5 lira abi. 5000 won. Aynen. Bedava lan. Vallahi. Bence pahalı abi gözlükler. Hadi ya. Gözlerimin gözlükleri marka var mıdır ki acaba işte? Bunlar şey sahte galiba, hepsi yan sanayi. Hepsi sahtedir abi. Orijinal yok. Şu tarafa abi antika odağına girelim. Gidelim kanka. İnşaatlar devam ediyor. Aa çantalara bakalım. Oo bunlar tamam. İkinci el mi sıfır mı? İkinci el abi. Oğlum çantalar çok güzel yalnız. Vallahi mi abi? Aynen. Bakalım istiyorsan. Bak sıfır var burada. Ooo etiket üzerinde abi. Gezgin çantası bunlar tam. Etiketleri üzerinde. Kaç satıyor acaba? Yok ya. Yok ya. 25,000 won. İlk olmayayım mı? 25,000 won. 25,000 won he. Aa nande. 25 lira söylüyor. 25 lira mı diyor? Aynen. Çok fiyat çekti. Çok fiyat çekti hem de aşırı. Bunun sıfırı mı ona çoğunun dedin de. Kitapçı var. Peki Yusuf'um şimdi ilk videoyu yayınladık. Sana da bayağı mesajlar gelmiş. Babana aynen da çok abi. Arayanlar olmuş. Neler hissettin? Falan olsun. Vallahi çok güzel abi yani. Ben de duygulandım yani. Çok abi. Destek olanlar oldu. Aynen abi. Babaya da aynı şekil abi oldu. Baban çok duygulandı ama. Evet abi vallahi. Sen de üzüldün yani. Mü videoyu izleyince? Tabii ki de abi. Uzun zamandır görmüyordum bir de kendisini. Birden görünce yani abi. Öyle oldu yani. Şimdi de şeye geldik abi. Neresi bura? Burası bu sokak abi. Antika sokağı. Vay o kameralar falan var. Aynen abi mesela. Şunlar yarıyor mu abi içini? Nikon diyor. Kaç satıyorum şu Nikon'u? D5000'i. 10 gün yük olmaz ya. Şu bu maron. 150 lira diyor abi. 100 dolar. Aynen abi. Arkadaşlar Nikon D5000 sadece 100.000 dolar. Güney Kore Seul'de çalıntı eşya pazarındayız. Yani bunlar belki altın olabilir. Lensi de 18.55. Çalışıyor mu şimdi bu? Sorabilir miyiz? Çalışıyor çalışıyor abi. Geldin mi? GoPro var mıymış? GoPro yoktur abi bence burada. Burada satmaz GoPro. Devam edelim. Şu saat gerçeğe benziyor. Arkasına benziyor. Kaç paraymış? Abi saatin normal fiyatı yazmıyor da. Önüm yok olma ya. 50 liraymış abi. 50 lira. Orijinal değil ama o. Yok yok değildir ya.
Bence de değildir abi. Başka neler var abi? Devam edelim. Şu ileriden şeyler var abi. Ayakkabılar var. Konkuro para yok. Satıyormuş mu bisikleti? Satıyormuş. Yarı elektrikli bisiklet. Kaç abi para diyor? Konkuro olmayan. Bolu. Ötün. Tülçe. Kaşınmanı. 800 lira abi. 800. Niye yüksek çekti öyle? Normal mi yoksa? Bence şey abi, markasına göre yüksek çekiyor çünkü şu tarz şeyler abi internette biraz fazla pahalı. Ondan dolayı. Ayakkabılar var. Bunlar ikinci el mi, sıfır mı? Hepsi ikinci el abi. Oha. Ayakkabılara bakın arkadaşlar. Bunlar iş ayakkabıları abi. Kışlık. Hepsi iş ayakkabıları. İş ayakkabıları. Şurada bir yerde Rolex saat satan bir dayımız vardı. O da gelmemiş. Şöyle şeyler var abi. Oo, antikalar. İçeri bir girelim bakalım abi. Girelim. Şuna mesela bakalım. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Bu yük olmaz ya. Sen bana açın. Sen bana açın ya. Mesela şuna diyor 45 lira diyor abi. 45 lira. Ne güzelmiş. Sen bana açın diyor. Elektrikle çalışıyor değil mi o? Aynen abi, çok güzel bir şey. Çok ya. Güzel dekoratif şeyler var içeride, baksanıza şunlara arkadaşlar. Ağaçlardan hep güzel eşlikler çıkarmışlar. Şurada... Bunlar ne, gerçek altın mı? Yok abi, bunlar gerçek altın değil ama şu daha yeni geçtiğimiz yerlerde abi bizim bir iki tane Türk arkadaş yani gezerken abi aldıkları şeyin altın olduğunu bilmeden almışlar. Evet. Şey, yüzüğe falan baktıklarında abi seri numaraları falan yazıyormuş. Orada da bizim Türkler işte abi hemen satmaya falan çalışmış. Yani satamayınca da ellerinde kalmış öyle aylarında. Şu taşlar abi. Ne bunlar kanka? Abi bu taşlar bunlar şeyi zannediyor şu an. Yani ben bu kadından bu taşları sordum. Bu taşlar diye bizim büyüye taşlarımız falan diye çevirden bana söyledi abi. Bak mesela taşın içinde bebek var abi. Yani Allah sanki Allah. Anne karnında bebek gibi görünüyor. Arkadaşlar yani. Doğal taş mı bunlar? Doğal taşlar abi. Hepsi doğal taşlar. Pahalı abi mı? Yani bence pahalıdır abi. Şöyle şeyin içinde satıyorsa dedim. Vay be. Devam edelim abi. Şurada da var abi mesela. Burada da çok güzel şeyler var arkadaşlar. Hep antikalar, tarihi eserler. Niye seyo? Şokolatlık kaç paraymış Yusuf? Pilot kulaklığı. Bu olmayı sayıyorum. Bu ne? 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 Helikopter kulaklığı mı? Ne o? Aynen, helikopter kulaklığı. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Helikopter ne? Bu ne? 50 lira diyor. Hadi ya. Çalışıyormuş mu? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu çalışsa da bence çalışmazdı ya. Doğru. Helikopterimiz yok ki alalım abi. Kumarsını bir daha. Pazar kapalı mı bu saatte yoksa? Pazar gece mi açılıyor? Bugün açmamışlar yani abi. Gece kapanıyor da bugün açmamışlar. Aa, burada toptan kıyafet var. Kilosu 3 lira mı? Vallahi bilmiyorum lan. Ben sana bilmiyorum. Abi hiç güzel kıyafetler yoktu. Kilo ile satıyorlar değil mi burada? 10 kilo. Hanasi parayı animiyor. Kilo ile parayı. Bayağı da diyor. İki tanesi 3 liraya veriyorum. Hadi ya. Çok iyiymiş. İçer satıyorum diyor. Ucuzmuş şu anda. Ayakkabıcı falan var abi. Ucuzmuş aynen abi. Vay be. Burada da balık, deniz ürünleri, olta. Olta falan var abi. İkinci el oltalar olsun. Mesela bu 7 liraymış. 7 lira mı? 52 liradan 7 liraya düşmüş. Bedava abi, büyük kampanya. 7000 won, 4,5-5 Amerikan yapıyor. Kıyafetler de ucuz. 5 won, 10 won, 12 won. Burası yerleşmiş tabii sanırım. Devam ediyor mu pazar buradan? Ben de yok abi, devam etmiyor ya. Ödelim o zaman. İleride bitiyor abi. Şuna bir şey var sanki. Şuradan girelim abi. Kanka buralar biraz sakat gözüküyor, sıkıntı yaşamayalım. Sakat zaten abi. Hadi ya. Hep ikinci eller. Hepsi ikinci el abi. Hepsi. Oo, elektroniklere bakın arkadaşlar. Her şey ikinci el. Mesela şey klimaya bakacaktım da abi. Klimaya bakacaktım. Bir daha klima yok abi. Klima mı satıyorlar?
Aşağı fazla kırılmaz aşağı. Abi şu aşağıda. Devam edelim abi. Yıl kaç bu? Ondan ya. Lan 30'un. 15 mi? 15 mi abi bu? Hadi ya. Vallahi. Bedava. Sigo bak yoksa ya. Sigo abi. Paya diyor. Ucuzmuş abi Yusuf değil mi? Hacı. Hacı ya. Ucuzmuş abi aynı. Bedava vallahi 15 lira. Burada gelen ortalama bir işçi günlük 150 lira alıyor mu yövmeye? Alıyor abi 150'den. Çok iyi abi 100 lira yövmeye alıyorsun 15 lira avant notar alıyorsun. Tabii ki abi yani 100 liraya yövmeye alıp da 15 bununla bunu vermek hiçbir şey bedava. Yani. Bir saatlik çalışıyorsun böyle bir avant notar alıyorsun. Burası ne Yusuf'un? Abi burada orijinal mi gözlükler? Hepsi orijinal abi. Ciddi misin ya? Evet. Kaç satıyor? Genellikle 50-10'a 60-10'a satıyor abi. Şu siyah sorabilir miyiz? Şu mu abi? Aynen. Bu bıyık olmaz ya. 50 lira abi 30 lira indiririm diyor. Allah Allah. Aynen. Bir bakayım ona bir orijinal mi? Şuradan o ne? O da mı orijinal? Aynen abi. Bu neymiş markası? Tom Ford. Orijinal mi? Aa. Gözlere bakın arkadaşlar. Kıştım abi. Güzel oldu. Kaç paraymış o? Bir olma ya. 100 lira da diyor. 50 lira yaparım diyor. Yusuf orijinal mi sorsana baba? Kuku Çinca yo animen. Değil mi? İkinci kalite. Abi şey, made in Odi. Hong Kong. Ha tamam, ikinci kalite. Orijinal ürün var mıymış burada? Kuku Çinca'nın o ise yo. Çinca'nın o. Abi elimizde kamera var diye göstermiyor. Söyletmiyor yani. Tamam. Koyalım gidelim ya. Sıkıntı burada. Bisiklet satıyor adam. Oo. Ne güzel çanta var Kolombiya'nın. Çantalara bakın arkadaşlar. Şu arkadaki kırmızıymış abi. Bunun yığı anne almıyor mu bunu? Hala olmuyor. İgonu 40 litre. 40 litre İgonu 30 litre. İgo 5만 원. İgonun İgonu 7만 원. 많이 비싸요, 많이 비싸요. 오리지널 님이시. 그거 진짜요? 진짜야, 정품. 오리지널이죠. 진짜 아니면 돈 줄게. 긴제라 뭐. 오리지널도 있어요. 내가 팔았으면 되는데. 여기다 진짜. 긴제라 뭐 벨레. 긴제라. 감사합니다. 아, 이제 나가다 볼게요. 나가다. 진짜 맞네. 걱정하나 봐. 이모 이거 자른 거 얼마야? 자른 거 얼마야? 뭐 써 있잖아. 얼마야, 뭐가? 뭐 써 있어요. 어떤 거요? 한글 모르는 사람은 설명 못해. 그냥 여 있잖아요. 1,300만 원짜리 650만 원. 아, 13,000 원무시 yani 1000 won değil. 13,000 원무시. 13 milyon. Aynen. Şu an 6000 1000 dolar. Yok yok. 10.000 dolar. Hayır oğlum 13 milyon. Yok yok. Dolar olarak söyleyeyim. Dolar olarak söyleyeyim abi. 9500 dolar falan abi. Bu neyi 9500 dolar kanka? Bu tarz bisikletler pahalı oluyor abi. Şu an 6500 ona inmiş abi. Mesela o da kaç dolar yapıyor? 6000 dolar falan yapıyor. 5000 dolar yapar. Aynen öyle bir şey abi. Şuradan klima bir bakayım da abi. Klima. Olur. Abi burası sıfırcı. Vantilatörler. Aynısı var az önceki vantilatörün. Aynı olmaz ya. İçeride. Yok ya. Ne diyor? Yok ya. Cemani, Cemani. 18 lira diyor. Buraya kolgusunu belki. Kablo takıp çalıştırıyorsun. Powerbank'la. Bakayım abi. Çunca. Batarya alıyormuş abi. Çunca harika. Bataryası olunca çıkarıyorum. Vay be. Ne diyor? Dayım hiç indirim yapmıyor abi. Bunlar öyle ama indirim yapmıyorlar. Şimdi gücün az gelsin dayı. Allah'a emanet ol. Burası ise Çalıntay Eşya Pazarı'nın diğer sokağı arkadaşlar. Burada kıyafetler satıyorlar abi. Tabi bunlar kiloyla satılıyor. 3 lira, 5 lira kilosu. Bakın montlar var mesela. Gördünüz mü abi? Tabi bunların hepsi çalıntı değil abi. Burada çünkü birçok insan her şeye rahatlıkla ulaşabildiği için, refah bir ülke olduğu için adamlar 2-3 defa kullanıyor, çöpe atıyorlar abi. Baksanıza şortlara, montlara. Bunlar hep ikinci el. 30 lira satıyor yaklaşık 23 dolar falan. Burada pantolonlar var. Bedenleri galiba 32-36. Bak dayım burada. 5000'e satıyor tanesini tek parça. Çantalar var. Hep birçoğu da marka. İçlerinde orijinal de var arkadaşlar. Şimdi
İçlerinde markalar da var yani böyle. Şurada oyuncak evleri var. Bayağı kalabalık. Caddenin kenarında da hep tezgahlar açılmış. Ayakkabılar. Ayakkabılar ikinci el. Sıfır olsa bir tane alırız. Bizim de ayakkabıya ihtiyacımız var ama. Çünkü bir sonraki gideceğimiz ülke biraz serinmiş, soğukmuş. Gömleklere bak. Polo gömlek var dayı. 1 lira. 1 won. Yani 70 cent falan yapıyor. TL'ye vurdum 10 lira yapıyor. Bak şu güzel hırka. Amerikan askerlerinin galiba. Gözlükçü Alaaddin dayı. Annyeonghaseyo. Orijinal gözlükler. Ayakkabılara geldi. Tertemiz de yapmışlar ha. Çok güzel yıkıyorlar. Hep işte kuru temizlemelere götürüyorlar arkadaşlar bunları. Orada güzelce temizliyorlar. Bunlar da bakın hepsi ikinci el ama sıfır gibi duruyor. Canavar gibi değil mi ayakkabılar? Vay 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 vay. Antikalara gel abi. Şurada da antikalar var. Taş satıyor adam ya. Taşı ne yapacaksın abi? Bu dayım elektronikçi. Sıfır bunun her şeyi. İkinci el bir iki parça bir şey var. Şurada takım zerzevatçı var, tornavidacı. Kamera var bir tane mesela bakın. Pentax diye. Güzel bir şeye benziyor. Ortam böyle işte. Bunlar hep ikinci el ayakkabılar. Uzaktan bakınca ayna gibi parlıyor, sıfır. Gözüküyor ama değil. Kardeşim antrenörle elini soğutuyor manitasının. Elleri terlemiş galiba. Oo şu ayakkabılara bak abi. Bunlar kışlık dayı. Kışlık bot çünkü burada kış çok çetin geçiyor. Böyle marka ayakkabılar var burada. Kunduralar falan var. Kundurayı da seviyorlar ha. Aynı bizim gibi. Annyeonghaseyo. Evet arkadaşlar. Şimdi size bir de bu sistemi göstermek istiyorum. Çamaşır yıkama. Uzun zamandır hep soruyordunuz çamaşırlarınızı nasıl yıkıyorsunuz diye. Böyle kuru temizlemeler var gittiğimiz ülkelerde. Şimdi geldik abi çamaşırlarımızı attık içine. Makineyi kapatıyoruz. Evet, makinemizi kapattık. 4000 won atıyoruz abi şuraya. Şimdi paramızı buradan atıyoruz 500 şeklinde. 4000. Bu aynı zamanda deterjan da var bunun içinde arkadaşlar. Kaç oldu? 2-2,5. Deterjanla birlikte yıkıyor burada. Tertemiz bir şekilde. Pırıl pırıl mis gibi kokuyor. Kıyafetler. Ve 4000. Attık abi. 35 dakika yıkayacak. Hem yıkıyor hem kurutuyor arkadaşlar bu. Canavar. Bildiğiniz canavar. Böyle bir sistem var ya Türkiye'ye kurulsa yemin ediyorum daha pane gibi para basmazsa ben bir şey bilmiyorum. Burası da daha büyük yıkamalar için. 5000. Bu da 4000 yine. Küçük hızlı yıkama. Speed diyor. 10 dakika 15 dakikada yıkıyor abi. Burada yine kurutma makineleri var. İlave ekstra kurutma istersen getirip burada kurutabiliyorsun. Sistem bu şekilde. Burası da ütü. Arkadaşlar ütü abi şuraya getiriyorsun. Seçiyorsun. Laundry. Numaranı yazıyorsun. Dijital numaranı yazıyorsun. Şifreni yazıyorsun. Kıyafetlerini veriyorsun. Askıya asıyorsun şunun içine. Bu açılıyor direkt ödemeyi yapınca. Ütülüyor abi. Böyle ayakta ütülüyor. İlginç bir sistem. Evet arkadaşlar bu bölümümüzün de sonuna geldik. Buraya kadar izleyip değer verip vakit ayırdığınız için hepinize ne kadar teşekkür etsem az. Bir kelime dahi olsa yorum yapıp beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Yorumlarınız benim için çok değerli. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Güney Kore'nin başkenti Seul'den herkese selamlar, saygılar, sevgiler.